Bismillahirrahmanirrahim. Fıkıh bilmeyince gayretler boşa gidiyor. Evet, güzel ilahiler, insan dini heyecanlarını coşturan ilahiler var şimdi. Yarış ediyorlar. Hiç kötü değil. Bir genç, bir insan uşkur peşkir türküleri, şarkılarıyla boş zaman dolduracağına, çalgılı olsun varsın, müzikli olsun varsın, evet, böyle güzel, yönlendirici erkek kişilerin güzel sesleriyle müminlerin inançlarını, dini duygularını kamçılayan, teşvik eden, dini duygularını artıran, güzel sözleri içeren yanık sesleriyle ilahi söylemeleri güzeldir. Gençlerin o gençlik anlarındaki şeylerini tatmin eder, güzel yolda tatmin eder. Ama böyle heyecan yetmez. Bu heyecanın ilme dayanması lazım. İşte o ilahileri, o güzel sözleri duyup camiye koşuyor. Genç, delikanlı, adam, insan, kadın, erkek camide namaz kılacağını, nasıl kılınacağını öğrenememiş. O zaman o heyecan insanı kurtarmaz. Kurtarmaz. Bilgiye dayanmalıdır. Bilgiye dayanmalıdır. Evet. Bilgiye dayanmadı mı? Şeytan onun yolunu 10 defa keser ve onu kandırır. Evet. Günümüzde eksikliğimiz budur. İlmihal bilgileri bilinmemektedir. Haram helal bilgileri çok az biliniyor. Birçok kişi bunu bilmiyor, habersiz. Böyle heyecanlar var. Eksik değil ama temel fıkıh bilgisidir. Haram helal bilgisidir. Bunu bilmeyen adamın kurtulması çok zordur. Bu fıkıh bilgisini ihmal etmemeli. Haram helal bilgisini ya üstazlardan, hocalardan önüne diz çökmek suretiyle sorulu cevaplı öğrenmeli ya da kitaplarından okumalıdır. İhmal etmemelidir. İhmal etmemelidir. Evet, bu da güzel bir şeydir. Hayırlı insan olur. Bir, dinde fakih kılar. Allah'ın sevdiği kişi olur. Fıkıh bilen kimse. İki, Allah böyle bir kimseyi hakkında hayır diledi mi fıkıh bilgisi alimi yapar. İki, وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا. Dünyada onu zahit kılar. Ne demek? Dünyaya tapma duygusu adamda olmaz. Zahitlik o demek. Dünyaya tapıp, dünyaya tapma, dünya hırsı nedeniyle Allah'ı unutma, Allah'ın emirlerinde savsaklama, gevşeme göstermez. Göstermez. Allah'ın emri oldu mu dünyayı elinin tersiyle iter. Allah'ın emrine koşar. Zahit dünyaya gerektiğinde metelik vermeyen adam demektir. Evet. Mesela bazı adamlar vardır, gecesi gündüzü para, para, paradır, makam, makam, makamdır, şöhret, şöhret, şöhrettir derdi. Çünkü insanda öyle bir taraf var, ona nefs diyoruz. O nefis böyle şeyleri sever. Bu adam paraya, makama, dünyanın o gösterişli taraflarına kapılıp Allah'ı unutur. İbadetleri unutur. Allah'ın çizdiği çizgileri aşar, rahatlıkla aşar. Para hırsıyla yalan söyler, insanları kandırır, haksızlıklar yapar. Para hırsına kapılıp aklını hırs örtmüş kişi aklı selimini kullanamaz. Hırs bürümüştür. Aklı seliminin doğruluğu gösteren o saf aklın uyarılarını duyamaz olur. Dünyadan böyle muzahrafat, süslü püslü şeyler içerisinde ömrünü yok yere heba eder. Ondan dolayı neticede de tabii ahiret unutunca, Allah unutunca, insanlara olan görevlerini unutunca, savsaklayınca, ihmal edince akıbeti kötü olur. Din açısından kötü olur. Onun için Allah'ın sevdiği kulu Allah zehhedehu, dünyaya taptırmaz. Gerektiğinde mesela hadi askere dediler mi
bir sürü iyi kazancım var, dükkanım var, çoluk çocuk sahibiyim. Bunları bırak şimdi, Allah için, vatan için ölmeye git. Nefis ne işin var der, kaçmaya çalışır. Evet, bu dünya sevgisi en önemli madde olan cihattan alıkoyar adamı. Zekat para vermektir başkasına. Parayı çok seven adam çalış 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 40'ta birini fakire ver. Ben aç besleyici miyim ya? Neden vereyim ki demeye başlar. Paraya olan sevgisi onu zekat vermemeye götürür. Zekat vermeyenler de öbür tarafta hesabını çok acı şekilde verirler inancımıza göre. İşte böyle zahit olan adam, paraya tapmayan adam zengin olsa bile, yani zahitlik hiç zengin olmamak değil. Evet. Dünyayı ahirete basamak yapan adama zahit derler. Mevlana Hazreti, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kumaş, güzel elbise, efendim kadın, güzel kadınla evlenmek, para sahibi olmak, makam sahibi, bunlar dünya değildir. Dünya seni Allah'tan alıkoyandır. Evet, kullu ma alhake an mevlake fe huve dünyake. Seni Mevlan'dan alıkoydu mu, ahireti unutturdu mu, işte o dünyadır. Böyle alıkoymayanın durumu da zahitliktir. Zahitliktir. Hiç zorlanmadan zekatını verebilme, hiç zorlanmadan ibadetini yapabilme, en önemli görevlerini aksatmama, dünyaya metelik bu açıdan vermeme, tapmama, zahitlik budur. Allah'ı unutmama, işte Allah hayır diledi mi, kulunu bu bilinçte yaratır, bu bilinç verir ona, gerekli görevlerini aksattırmaz. وَبَصَّرَهُ Evet. وَبَصَّرَهُ اُيُوبَهُ Ayıplarını kendine gösterir. Allah'ın hayır dilediği adam, bazıları vardır, kendine bakmaz, başkalarının ayıbını arar. Bizim halkımız çok güzel insandır, filozoftur. Evet, filozoftur. Ne der? İğneyi önce kendine, çuvaldızı başkasına batır. Önce kendine bak bir, sana başkalarına seslenin, hakkın olsun. Bu hayırlı iştir. Bakın bu hadisin tercümesidir o. Allah bir kulu sevdi mi, ayıplarını gözünün önüne getirir. Sen şöyle yapıyorsun diyecekken bir bakar kendisi de yapıyor. Aynı çamurun içinde olan adam ötekine senin üstün çamurlu nasıl diyecek? Artık insana yakışır mı bu? Vazgeçer. Başkalarını kınamaktan vazgeçer, kendi ayıplarını düzeltmeye çalışır. Bu Allah'ın hayır dilediği kimsedir. Kendi ayıplarını düzeltmeye çalışan adam güzel insan olur. Başkalarının ayıbını söylediniz mi? İnsan bu. Hiç hoşlanmaz. Sen şöylesin diye. Onda olanı söyleseniz bile hiç hoşuna gitmez. Sen ne diyorsun? Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur. İnsan sevmez çünkü. Olsa bile kendinde kabul etmez. Kavga çıkar. Arada soğukluk olur. Ama kendi ayıbınla görüp de onu düzelttin mi? Mübarek adam ya. Dürüst adam ya. Herkes sever. Dürüst olmayanlar da sever. Güzel adam diye. Evet, Allah'ın sevdiği, Allah sevdiği kulunu ayıplarını gözünün önüne getirir, onlarla meşgul eder. Peygamberimiz de öyle buyurmuştur. Tuba limen şagalehu an uyubihi an uyubin nas. Tuba. Evet, şu adama müjdeler olsun. Ne güzel adam. Kendi ayıplarıyla meşgul olur da başka kişilerin ayıplarıyla uğraşmaz. Evet. Tuba limen şagal an uyubin nas. Kendi ayıplarıyla uğraşmak, onu başkaları ayıplara uğraşmaktan alıkoyan adama müjdeler olsun. Meşgul eden adama müjdeler olsun. Bu da öyle söylüyor. Allah bir kulu sevmek diledi mi dinde fakih kılar. Dünyaya tapma olmaz o adamda. Hırs gözünü bürümez. Bak, dünya edinmez demiyoruz, dikkat edin. Dünyaya tapmaz, hırs gözünü bözmez diyoruz. Ölçüyü kaçırmaz. Üç, ve onun ayıplarını kendine gösterir.
başkalarını ayıplamaktan vazgeçer. Ayıplarını düzelmeye çalışır. Ayıplarını düzelmeye çalışır. Nedir ayıplar? Hepimizin az çok içinde olduğumuz durumlar. Mesela insanlık hali, insanlar birbirleriyle darılırlar. Bu insanlık halidir. Peygamberimiz diyor ki, evet insansınız, böyle haller olabilir. Ama 3 gün müsaade ediyorum. 3 günden fazla dargınlık caiz değil. Olmuştur şu veya bu sebeple irileşmişsiniz, tartışmışsınız. Böyle birbirlerinize ağır şeyler söylemişsiniz, olmayacak şeyler. Uzaklaşmışsınız. 3 gün diyor. Öfkeniz geçince hemen ilk selam veren çok kazanır. Hemen elinizi sıkın. Daha fazlasına kin denir. Kin beslemek denir. Kindar olmak denir ki Allah kindarı affetmiyor. Mesela mübarek gecelerde bunlar Allah'ın müminleri affetmek için lütuflarıdır. Mesela Berat Kandili'nde, Kadir gecelerinde vesaire bütün müminleri affeder. Ancak kindar olanlar hariç. Ayet var böyle, hadis var böyle. Kindar olanlar hariç. Kindar olanları affetmez, sevmiyor Allah. İşte bu kin birçoğumuzda bir basit meseleden dolayı 3 senedir, 5 senedir konuşmayan adam var. Yanlış. Bu ayıptır. Bir insanın kardeşiyle, anasıyla, babasıyla, oğluyla, kızıyla, komşusuyla, amcasıyla, teyze, hazıyla konuşmaması, kin beslemesi, dargınlığı devam ettirmesi, yaptığını unutmaması, görmemesi, bunu vazgeçememesi, kin beslemek ayıptır. Böyle Allah'ın sevdiği kul, ben de insan mıyım ya? Sanki benim hatalarım yok mu ki ona yaptığı hatadan dolayı dargınlığı devam ettiriyorum, kin besliyorum diye bu hatasından vazgeçer. Haset. İnsanda hep, insanlarda bu haset duygusu var. Her insanda var. Öyle Allah öyle yaratmış. Neden? İnsan dünya imtihan için gelmiş. Aklı selim vermiş. Vicdan vermiş. Bir ruh tarafı var. Kur'an vermiş. Muhammed Mustafa'yı göndermiş. O da uyarmış bizi. Ama bir de nefis var. O da diyor ki bu senden ileri gidiyor. Niye ileri gidiyor? Bu senden çok kazanıyor. Niye kazansın? İçeride karıncalanır, kurtlanır. Evet, haset derler buna. Bir mümindeki nimetin kaybolmasını istemeye haset derler. Kaybolmasını istiyor. Ben alamadım, o da almasın diyor. Bu inanca bile terstir. Biz biliyoruz ki rızkı veren Allah'tır. Razzak-ı alem Allah'tır. Ona o zenginliği veren, makamı veren, o şöhreti veren, izzeti veren Allah'tır. Niye böyle şerefli oluyor? Niye böyle makamı yükseliyor? Niye bu kadar zengin oluyor? Dedin mi? Allah'ın verdiğine itiraz etmiş oluyorsun. Karşında Allah'a bu itiraz yapmış oluyorsun. Allah'ın taksimine razı olmuyorsun. İş büyük. Ondan dolayı haset eden adamın iyilikleri yok olur diyor Peygamberimiz. Haset insanın sevap kazandığı sevapları ateşin odunu yok ettiği gibi yok eder, kül eder diyor. Bu bir ayıptır. Bundan bakıp ya adama böyle diyorum ama adam ben kahvede otururken pişpirik oynarken sabahlar kadar çalıştı. Her gün şurada burada can havliyle çalıştı. Yıllarca tahsil gördü. Gece gündüz çalıştı. Bu makamlara geldi. Deyip hak etti bunu. Diyecekken ne o benden ileri gidiyor diye haset ettiğini görür. Allah'ın sevdiği adam bundan vazgeçer. Ve gıl ve gış. Gıllü gış. Kin beslemek, böyle ona takılmak. Ya sen kendinle uğraşsana. İlle ne uğraşıyorsun? Riya. Namaz kılacak. Ne için kılınır namaz? Allah için.
Oruç tutulacak ne için? Allah için. Zekat verilecek ne için? Allah için verilecek. Okul yaptırıyor, hastane yaptırıyor, cami yaptırıyor. Ne için yapılır bunlar? Allah'ın rızasını kazanmak için. Yok. Adam derdi, cami yaptır desinler. Gösterişse riya sümua derler buna. Yaptığı sevaptan hiçbir şey alamaz ahirette. Dünyada ne güzel okul yaptırdı derler. Dünyada istediğine ulaşır yaptırdığı takdirde. Ama Allah rızasını gütmeyip de insanlar arasında duyulmasını, şöhret bulması niyetiyle yaptıysa dünyada şöhretine ulaşır ahirette. Sen bu camiyi, hastaneyi, okulu benim rızamı kazanmak için yapmadın ki. Daha insanlardan iste karşılığını der Allah. Hadisler böyle söylüyor. Bu bir ayıptır. Riya, gösteriş, süm'a böyle desinler diye iş yapmak. Allah için yapılır her şey. Esas budur. Bunun tersi olan bu riya, süm'a, gösteriş ayıptır. İşte Allah insanı sevdi mi riyadan vazgeçer adam. Hasetten vazgeçer adam. Süm'a'dan vazgeçer adam. Bir de var çalışıyor. Hakikaten çalıştığın karşılığında Allah adil veriyor. Çalışana veriyor. Kazanmış. Öteki adam karnını zor doyuruyor. Bu kaç tane mağaza edilmiş. Aynı ilkokulu beraber bitirmişler. Aynı köyde, aynı şehirde, mahallede büyümüşler. Adam büyümüş. O büyüyen adam zavallı. Bak ben nereye geldim? Yaş, çağdaşım, aynı yaşıttayız. Aynı okuduk sırada. Bana bak, ben buyum. Öbür adamlara tepeden bakarsa, kibir, gurur olursa, bu bir ayıptır. Evet, Türkiye'deki çok tanınmış bir zenginin şu lafı benim çok hoşuma gider. Ağam, ben zenginim de senden ne farkım var? Sen de bir gömlek giyiyorsun, ben de bir gömlek giyiyorum. Altı gömlek mi giyiyorum? İşte bu, felsefesi, hayatım bu. Zengin de olsan bir ceket, bir pantolon, bir gömlek, bir kravat. Değil mi efendim? Ne farkı var? Evet, ne farkı var? Ve kazanıyoruz, kazan. Cami yaptır, okul yaptır. Güzel, ne güzel. Ahiretine binek yap zenginliği. Bunu yaparsan dünyalık değil o. Allah'ı unutturmadı sana. Matiye ne güzel binek dünya diyor peygamberimiz. Bunu yaparsan ne güzel ama bunu yapmaz da zavallılar. Ben bunları fabrikamda iş çalıştırmasam acından ölürler. Bu havaya girerseniz bu kibir, bu gurur, insanlara tepeden bakmak. Sadece zenginlikte mi olur mu? Adam ilim adamıdır veya adam sabahlara kadar namaz kılar, tesbih çeker. Tesbih çekmiş zavallılar, zavallılar. Bunların hepsi cehennem kötü demeye giderse, böyle insanlara tepeden bakarsa, kibir, gurur, bunlardan tepeden bakmak, diğer insanları hiçe saymak, bunlar hep büyük ayıplardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Müminler tarağın dişleri gibi eşittir diyor. O da insan, sen de insansın. Para biriktirdin, makam sahibi oldun. Gömsünü yumdun. Nerede o mal? O da bir kefenle gidiyor, sen de bir kefenle gidiyorsun. Zenginlik var mı yanında hani? Nerede? Kabire sen de bir kefenle yatıyorsun, o da bir kefenle yatıyor. Bu zengin olma demek mi? Hayır efendim. Başkalarına tepeden bakma vesilesi olmasın zenginlik. Bir makam bugün var, yarın yok. Bu ölçüyü kaçırma. Ölçüyü kaçırdın mı işte ayıptır. Allah'ın sevdiği kul bu ayıbını görür. Kimseye tepeden bakmaz. Ben bir emanetçiyim. O akşam gelince evine bir başı var, hoş işi var. Kuru yavan, acı soğan yiyor. Atıyor kafayı uyuyor. Ama o zengin senet, sepet, çekmek diye sabahlara kadar hesapla uğraşıyor. Uykusu yok, düneyi yok. Böyle bir şey. Ha bunun karşılığında eğer hayrını yaparsa tabii daha çok kazanacak. Daha çok kazanacak. Şu Süleymaniye Camisi'ni yaptıran adam elbette kıyamete kadar ta yapıldığından beri kaç hoca konuştuysa
kaç kişi namaz kıldıysa hep kazanıyor. İşte bakın zenginliğin eseri, devamlı kazanıyor. Böyleyse ne güzel, dünyayı binek yapmış. Hepsi herkese tepeden baktıysa, gurur, kibir vesilesi olduysa da ne kötü. Allah'ın sevdiği kulu bu ölçüyü görür. Kimse kibirlenmez, tepeden bakmaz. Kimse hıyanet, hainlik yapmaz. Onun kendini emanet ettiklerine riayet eder, hainlik yapmaz. Ve bilir ki dünyaya gelişi Allah'ın kendine tanıdığı bir ecel, süre. وَلِكُلِّ اِمَّتِنْ اَجَلْ Kur'an'da öyle diyor. Her insanın, milletin bir yaşam süresi vardır. Bunu biz belirledik diyor. Ve her saniyemiz bu ecelden, hayat yaşam süremizden harcamaktır. Bunu bilir. Tamam, zengin olayım, hacca gideyim. Zengin olayım, zekat vereyim. Zengin olayım, aha bu Süleymaniye gibi cami yaptırayım. Böyle bir arkamdan ölsem bile hayrı gelsin. Zengin olayım, 100 çocuk okutayım. İnsanlara hizmet eden eleman yetiştireyim. Bu niyetle yaptı mı ahiretine çalışmış olur o adam. Ne güzel. Bir de var, bir fabrikam var, bir daha olsun. Hayır yapmıyor. İki fabrika oluyor, bir daha olsun. Evet. Bu tuğlu emel. Derken Azrail yolunu kesiyor. Bir dakika diyor. Süre tamam. Hadi. Bir dakika, ben daha hacca gitmedim. Hiçbir hayır hasenat yapmadım. Dinliyor mu? Ecel geldi mi bir saniye geri bırakılmaz. Bir saniye öne alınmaz. Görevini yapar gidersin. Tu, eyvah, fayda vermez. Zamanı geri döndürmek imkansız. İşte böyle tuğlu emel dediğimiz, şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım. Bu emeller arkası geldikçe daha da çoğalır. Böyle ömür boşa gider, ahiret unutulur, Allah unutulur. Çok büyük hatalar bunlar. İşte sevdiği kul, tamam zengin olayım ama zekat için, hacca gitmek için, hayır hasenat yapmak için, adam yetiştirmek için, çocuk okudayım diye. Ha, bunu ölçüyü bildi mi ne güzel. Aksi halde şunu da yapayım, şunu da yapayım da sonrası gelmez. Tuğlu emel de bir ayıptır ve Allah'ın sevdiği kul bunu görür. Bunun gibi. Evet, dünyaya metelik vermeyen adam, tapmayan adam, gerçekçi adam, ahiret dünya dengesini kuran adam, hareketleri de dengeli olur, konuşması da dengeli olur, dengeli yaşar. Allah'ın huzuruna da hesaplı kitaplı güzel şekilde çıkar. Dünyası da ahireti de mutlu olur. Allah onu işte korumuş olur böylece kötülüklerinden. Basiret sahibi olur. Ahiret inancı, kesin inancının bu güzel davranışı şahidi olur. Evet. Demek ki bir adam dünyayı tapmıyorsa, gerektiğinde elini açıveriyorsa, cömertse, yani hayır hasenata eli açıksa, Allah bu adamı seviyor demektir. Hadisin anlamı o. Nice adamlar vardır, çok zengindir. Ben de hayır etmek istiyorum ama olmuyor, nasip olmuyor. Allah'ın sevdiği adamın hayra eli açabilen adamdır. Bu onun alametidir. Allah'a şükretmelidir. Allah'a şükretmelidir. Evet. Böyle her ne kadar dünya, bu arz ettiğimiz gibi para, makam, şöhret, herkes tarafından alkışlanmak, herkes tarafından el öpülmek, sokaktan geçerken hazırda durup arz-ı hürmetler efendimiz denecek bir durumda olmak her insanın hoşuna giden şeylerdir. Nefsin hoşuna giden şeylerdir. Evet, ama Allah, büyük olan Allah'tır. Kibirlilik her şeyi yarattığı için, bütün kudret onun olduğu için onun hakkıdır. Bir kimse bunları görüp de bir kibirlendi mi, ben neymişim falan dedi mi, karşısında Allah'ı bulur. Allah'ın sıfatına sataşmış olur. Şeytan da kibirliliği yüzünden kovuldu, rahmetten kovuldu. Bunun aslı dedi, Adem'in
kokar bir çamur. Ben ateşten yaratıldım. Ateş çamurdan daha kıymetlidir. Benim aslım bile ondan üstün. Neye ona secde edecekmişim diye. Kibri hasedi nerelere götürdü onu? Ebediyen rahmetten mahrum bıraktı. Evet. Bu duygularla dengeli yaşamak insanı Allah'a yaklaştıran bir husustur ve Allah'ın sevdiği olmanın alametidir. Hadis-i şerifi Beyhaki Muhammed bin Kâb'dan naklen, keza Deylemi Hazreti Enes'ten rivayet etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun.